Bu film seçimlerde nasıl oy vereceğinizi anlatan bir filmdir. Norveç bir demokrasi toplumudur. Demokrasi halk idaresi demektir. Bu da toplumun nasıl olacağı hakkında verilecek olan kararlara herkesin katılabilmesini içerir. Oy kullandığınız zaman Norveç parlamentosu Stortinget, Lapon parlamentosu Sametinget, İl Genel Meclisi Fylkestinget ve Belediye Meclisi Kommunestyre organlarında sizi hangi politikacıların temsil edeceği hakkındaki karara katılmış olursunuz. Politikacılar sizlerin günlük yaşamını etkileyen değişik konular üstünde çalışmalar yaparlar. Her ne kadar yaşamınızı ilgilendiren kararları politikacılar verseler de sizler hangi politikacıların bu görev için seçilecekleri hakkında verilecek olan kararlara katılabilirsiniz. Farklı partilerin, grupların ve politikacıların ülkenin, vilayet ve belediyelerin nasıl yönetileceği ve hangi sorun ve konulara en başta öncelik verilmesi hakkında farklı ideolojik yaklaşımları ve görüşleri vardır. Bu farklı görüşleri siyasi partilerin politika programlarında bulabilirsiniz. Hangi politikaları gerçekleştirmek istedikleri konusundaki bilgilendirme sorumluluğu siyasi partilerin veya grupların kendilerine aittir. Farklı partilerin ve grupların politikaları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz söz konusu partilere başvurunuz. Norveç'te her iki yılda bir seçim olur. Ya Norveç parlamentosu Stortinget ve Lapon parlamentosu Sametinget seçimleri yapılır ya da bu yılki gibi belediye meclisleri Kommunestyre ve il genel meclisleri Fylkesting için yerel seçimler yapılır. Norveç 400 belediyeye bölünmüştür. Her belediyede belediye meclisi seçimleri yapılacaktır. Bu meclis belediyelerin en yüksek siyasi organıdır. Çocuk yuvaları, çocuk haklarının korunması, temel eğitim okulları, sağlık ve bakım hizmetleri, kültür girişimleri ve onarım hizmetleri gibi yerel konulara ilişkin üst düzey kararlar bu meclislerde alınır. Ülke illere de bölünmüştür. Her ilde il belediyelerinin en yüksek siyasi organı olan il genel meclisi seçimleri yapılır. Lise ve denge öğrenim, illerin karayolları ve bağlantılı arabalı vapur deniz yolları, yerel toplu taşıma ve kültür girişimleri gibi illerin yerel konularına ilişkin üst düzey kararlar bu meclislerde alınır. Oslo'da ikamet ediyorsanız belediye meclisine, Kommunestyre ve ilçe yönetim kurullarına, Bydelsutvalgene temsilciler seçersiniz. Oslo için il genel meclisi seçimi yapılmaz. Bu film belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerinde oyunuzu nasıl kullanacağınızı göstermektedir. Belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerinde oy kullanabilmeniz için 18 yaşınızı doldurmuş veya seçim yılı içinde dolduracak olmanız şartı vardır. Ayrıca aşağıdaki şartlardan birini de doldurmuş olmanız gerekmektedir. Norveç vatandaşı olmak ve Norveç'te ikamet etmek veya ikamet kaydı bulunmuş olmak veya bir başka kuzey ülkesi vatandaşı olmak ve en geç seçim yılının 30 Haziran tarihinden itibaren Norveç'te ikamet kayıtlı olmuş olmak veya başka bir yabancı ülkenin vatandaşı olmak ve seçim gününden önceki son 3 yıl içinde aralıksız olarak Norveç'te kayıtlı olarak ikamet etmiş olmak. Oyunuzu nasıl verirsiniz? Seçimden bir süre önce oy hakkı olan herkese bir seçmen kartı gönderilir. Bu kartta seçim gününde nerede oy verebileceğinize ve seçim günü seçim lokalinin açık olduğu saatlere ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. Seçmen kartınızı seçim lokaline getirmeniz gerekmez. Ama yine de yanınızda getirirseniz vakit kaybetmekten kurtulmuş olursunuz. Seçim kartı kimlik belgesi yerine geçmez. Bu nedenle kimliğinizi gösteren bir belgeyi yanınızda getirmeniz önemlidir. Geçerli kimlik belgelerine örnek olarak pasaport, ehliyet ve resimli banka kartları gösterilebilir. Seçim gününde seçim yılının 30 Haziran tarihi itibariyle ikamet kayıtlı olduğunuz belediyede oy vermeniz gerekir. Belediyedeki herhangi bir seçim lokalinde oyunuzu kullanabilirsiniz. Oy verebilmek için yardıma ihtiyacınız varsa seçim lokalindeki seçim memurlarından birine başvurabilirsiniz. Seçim lokallerinde çok sayıda oy kullanma bölmeleri bulunur. Norveç'te seçimler gizlilik ilkesine uygun olarak yapılır ve oy vereceğiniz zaman oy kullanma bölümünde tek başınıza olmanız şarttır. Bu bölümlerden birine girin. Orada ilinizde seçime katılan tüm parti ve grupların oy pusulaları mevcuttur. Belediye meclisi seçimi için bir oy pusulası ve il genel meclisi seçimi için de bir oy pusulası alın. İsterseniz oy pusulasında değişiklik yapabilirsiniz.
hangi adayların seçileceği hususunda etkiniz olmasını istiyorsanız kişisel oy vererek oy pusulalarında değişiklik yapabilirsiniz. Belediye meclisi seçimlerinde kişisel oy vermek isterseniz oy pusulalarındaki aday isimlerinin yan tarafındaki karelerin içine çarpı işareti koyarak bunu yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar sayıda birçok adaya kişisel oy verebilirsiniz. Başka partilerin veya grupların adaylarına da kişisel oy verebilirsiniz. Bunu söz konusu adayın adını oy pusulasındaki kişisel oy özel hanesine yazarak yapabilirsiniz. Ancak başka bir partinin veya grubun adayına kişisel oy verdiğiniz takdirde oyunuzun bir kısmının diğer partiye veya gruba aktarılacağını göz önünde tutmanız gerekir. Oy verdiğiniz partinin veya grubun alacağı oy değeri aynı oranda azalmış olacaktır. İl Genel Meclis seçimlerinde kişisel oy vermek istiyorsanız bunu aday isimlerinin yan tarafındaki kareye çarpı işareti koyarak yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar sayıda birçok adaya kişisel oy verebilirsiniz. Oyunuzu verdikten sonra oy pusulalarınızı teslim etmeye hazır olduğunuzda partinin adı içe, pusulaların damgalanacak tarafı dışa gelecek şekilde her iki oy pusulasını da katlayın. Bu şekilde kime oy verdiğinizi hiç kimse göremez. Ondan sonra oy verme bölgesinden çıkıp seçim memurlarından birine gidersiniz. Seçim memuru kimlik belgenizi ve seçim kütüğünde adınızın yazılı olup olmadığını kontrol eder. Bundan sonra her iki oy pusulanız da damgalanır. Oy pusulalarının geçerli olabilmesi için bu damga gereklidir. Son olarak da damgalanmış olan oy pusulalarını seçim sandığına atarsınız ve böylelikle oylarınızı kullanmış olursunuz. Seçim günü oy verme olanağınız yoksa veya değişik nedenlerle daha önceden oy kullanmak isterseniz bu da mümkündür. Bunu ülkenin herhangi bir belediyesinde en geç seçimden önceki son cuma günü içinde yapabilirsiniz. Nerede önceden oy verilebileceğine her belediyenin kendisi karar verir. Bu yerlere örnek olarak belediye sarayları, kamu hizmeti verilen lokaller ve kütüphaneler gösterilebilir. Yerleri ve açık olduğu saatleri hakkındaki daha ayrıntılı bilgileri söz konusu belediyelerden alabilirsiniz. Seçim lokalinde bulunan bir seçim memuruna başvurun. O zaman size bir oy pusula zarfı verilir ve bir oy verme bölmesine yönlendirilirsiniz. Oy verme bölmesinde kullanmak istediğiniz oy pusulalarını alır, yapmak istediğiniz olası değişiklikleri yaparsınız. Ondan sonra da her iki oy pusulasını da zarfın içine koyarsınız. Oy pusula zarfını ve seçim kartınızı seçim memuruna verirsiniz. Kimlik belgenizi de göstermeniz gereklidir. Bundan sonra seçim